Kusura bakmayın, önceki slaytları görme imkanınız olmadı galiba. Bu etkinliğimizi yine Eskişehir, Ankara ve İstanbul'la beraber yapıyoruz. Ekipler olarak ortak webinarlar düzenliyoruz. Bu dördüncüsü. Bu haftaki etkinliğimizde Mine Doğucu hocam bizle beraber olacak. AR hedefleri, AR Ladies hedeflerinden kısaca bahsetmiştim. Belki sesli olarak geldi ama görmek ister ve okumak isterseniz bunlar aslında kadın kullanıcıları desteklemek, paket geliştirmeye yönlendirmek, çeşitli AR konferanslarda sunucu olarak, konuşmacı olarak katılımlarını sağlamak amaçlı düzenleniyor. Tabii ki ekstra hedefleriniz de olabilir. Memnuniyet duyarız eğer bir parça bunlarda yardımcı olabildiysek. Bu gördüğünüz bir global map, yani harita. Burada mor olarak gördüğünüz tabii ki Our Ladies'in rengi olan bölgeleri temsil ediyor. Türkiye özellikle burada yer alıyor. Global ekipte 73 ülke var. 311'de şehir var. Belki şu an bunlar biraz daha revize olmuş bile olabilir. Yani sürekli gelişiyoruz. 57 bin üye var şu an. Türkiye'de ise bu gördüğünüz mor şehirler, belki tanıdığınız şehirler vardır. Aktif olarak yer almasa da İstanbul, Ankara ve Eskişehir ekipleri aktif olarak bu webinar sunumlarını gerçekleştiriyor. Tabii onların tarihleri, özellikle İstanbul bu anlamda lokomotif. 2016'dan beri, Eylül ayından beri etkinliklerini hem yüz yüze yapıyorlar hem de online olarak gerçekleştiriyorlar. Sonrasında Ankara ve biz geliyoruz. Biz çok daha çekirdeğiz, yani daha freshman kıvamındayız ama iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle pandemi sayesinde bir imkanımız oldu webinarları internet üzerinden online sunmak için. Şansımız oldu ve bence çok iyi oldu. Umarım sizin için de güzeldir. Kurucularından biraz bahsetmek istiyorum. Sevgili Hazel Kavili, İstanbul ekibinin kurucusu. Dediğim gibi 2016'dan beri bu işin lokomotifi. Ankara ekibinden Mubine var. İstatistik de ikinci Anadal yapıyor. O da sevgili arkadaşım, çok destek oluyor hostluk anlamında. Zoom organizasyonlarında desteği müthiş. Bugün de bize o yardımcı olacak. Eskişehir ekibinden de ben varım. Belki tanıyanlar vardır. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde istatistik bölümünde öğretim üyeliği yapıyorum. Bizim beşinci etkinliğimiz, dediğim gibi biraz daha yeniyiz. Ama İstanbul ve Ankara'nın sırasıyla 33 ve 10. etkinlikleri diyebilirim ve devamında gelecek bu etkinliklerin. Bizi takip edebileceğiniz birkaç adres var. Hemen kısaca bahsetmek isterim. Twitter adreslerimiz var her üç grubunda. Meetup adresleri var. Çok basit aslında. Şehirler bazında arattırırsanız, Google'larsanız bir karşınıza çıkacak. Bir de Ankara ekibimizin Instagram hesabı var. Onun dışında koymaya çalışıyoruz ama henüz üzerinde çalıştığımız kayıtlar da var. Her kaydımızı YouTube'a koymak istiyoruz. Eğer bizi şu anda izleme imkanınız olmadıysa bu webinarları YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Bugünkü konuşmacım, dediğim gibi, sevgili Mine Doğucu hocam, Kaliforniya'dan bağlanıyor şu an bize aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Irvine'da, istatistik bölümünde öğretim üyesi. Bugün R Markdown'u anlatacak bize. Şimdi Mine hocam, sana bırakabilirim sözü. Ben çekiliyorum artık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim tanıtım için. Bu arada gerçekten Our Ladies Türkiye'yle o kadar çok tanışmak istiyordum ki sonunda fırsat oldu ama maalesef online oldu. Umarım bir gün gerçek hayatta da tanışabiliriz. Biz de memnun oluruz. Şimdi sunuma Ben belki... başlamadan bir uyarıda da bulunayım. Sorusu olanlar bana mesaj kısmından yazabilirler. Konuşmasının bitiminde ben soruları kendisine ileteceğim. Yazacağınız mesajları sadece ben göreceğim. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Çok güzel. Birazdan size birkaç tane materyaller vereceğim. Bütün bu sunumları, örnekleri hepsini daha sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Fakat belli bir lisans var. Kullanacak olursanız lütfen bu lisansı okuyun. Bir de başlamadan önce küçük bir not düşürmek istiyorum. Ben 10 senedir fazladır R kullanıyorum ve ilk kez R ile ilgili Türkçe konuşacağım. Biraz Türkçe terimlerde yanlışlıklar yapabilirim. Zaten hani bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla birçok şey İngilizce yürüyor daha önceki yürümüş aileydiz toplantılarında. Anlamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz veya benim yanlış çevirdiğim bir yer olursa düzeltirseniz sevinirim. Öğrenmek isterim ben de. Bir de dediğim gibi daha önce Arleydiz'de çok tanışmak istiyordum Türkiye'dekiyle. Ben de burada iki tane Amerika'da farklı eyaletlerde daha önce Arleydiz kurmuştum. Ve şu anda da Arleydiz Irvine'dayım. Ve tabii ki de Arleydiz'in en güzel yanlarından biri buluştuğumuzda birbirimizle tanışmak. Ama Zoom'da tabii ki de bu pek mümkün olmuyor. Onun için birazcık
bu online bariyeri yıkalım istedim ve bir şekilde tanışalım istedim. Umarım bunu başarabiliriz. Öncelikle kendimden bahsedeyim, ben kendimi tanıtayım. Betül Hoca'nın da bahsettiği gibi istatistik bölümünde ve Kaliforniya Üniversitesi'nde Irvine yerleşkesinde öğretim üyesiyim. Ve R ve genelde R bazlı dersler veriyorum. İstatistik ve veri bilimi dersleri veriyorum. Gündelik hayatımda ve Twitter hayatımda bahsettiğim şeyler genelde nasıl istatistik öğretebiliriz, nasıl istatistik öğrenebiliriz, veri bilimine nasıl geçiş yapabiliriz, bunu yeni gelenlere nasıl kolaylaştırabiliriz ve kadınları nasıl destekleyebiliriz bu alanlarda, öyle konular üzerine çalışıyorum. Belki ilginizi çeker diye aslında birçok ders veriyorum ama genelde daha az konuşulan bir ders olduğu için bu dersi özellikle belirtmek istedim. Bayes istatistiği dersi veriyorum. Ve şu an zaten Bayes istatistiği kitabı yazıyorum. Aynı zamanda kitap içinde bir paket var. Kitap için henüz link veremiyorum size. Zaten ücretsiz bir kitap olacak. Aynı zamanda basılacak da. Fakat dersimin linkini koydum. Belki ilgilenenlerin işine yarar diye bakabilirsiniz isterseniz. Bu benim hakkımdaydı. Şimdi biraz sizi tanımak istiyorum. Eğer mümkünse chatten nerede bağlandığınızı yazabilir misiniz? Biliyorum Eskişehir, Ankara, İstanbul yapıyoruz ama belki başka şehirlerden bağlananlarımız vardır. Böylelikle tanımış olabilirim. Ben yazanları söyleyeyim istersen. İzmir evet. Var, Konya var. Alabiliriz devamlı. Ankara var. Portekiz var, Muğla var. İngiltere çok... var, Eskişehir var, Ankara var. Helsinki var, İzmir var, İstanbul var. Çanakkale var. Ben de şu an Çanakkale'deyim. Mersin var mı bu arada? Çok merak ediyorum Mersin'den bağlanan mı? Ben Mersin'de olduğum için onu sorayım dedim. Bir de sanırım haritada gördüm Mersin'i, şaşırdım aslında, bilmiyordum. Çanakkale'den bağlanan katılımcımız da Bayez istatistiği çalışıyormuş, onu belirtmiş. Çok güzel. Ne güzel. Online de olsa az da olsa tanışabiliyoruz. Belki bir şekilde bağlanabiliriz gerçek hayatta da umarım ileride. Peki, bir seneden fazla R kullananlar yazabilir mi Mubine Hoca'ya? Bir kişi ben yazmış, bir kişi 3 sene, diğeri 12 yıldır kullanıyorum demiş. Neredeyse ben yazmış biri. Biri 2004'ten beri kullanıyorum yazmış. 5 yıl var. Çok güzel. Aslında zaten R Ladies'in en güzel yanlarından biri bu. Her level'da farklı level'lar, R level'larındaki hepimizi bir araya getirmek değil mi? Evet, çok güzel. Yani nerede olduğunuzun önemi yok. Bir şekilde birbirimizi destekleyip öğrenebiliriz. Peki herhangi birisinin ilk R Ladies etkinliği mi bu? İlk kez R Ladies etkinliğine gelen var mı? Yok galiba. Ya da çok çekiniyorlar bunu yazmak için. İkinci diye bir cevap gelmiş. Çok güzel. Sıkı takipçilerimiz var Mine Hocam. Efendim? Sıkı takipçilerimiz var. Galiba olarak ben yazmış. İlk kez katılıyorum yazmış biri. Aa, çok güzel. İlk kez gelenlere özellikle hoş geldiniz diyelim o zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki de sıkı takipçilerimiz çok güzel. Ama yeni kadınları da aramıza katmak çok önemli. Onun için böyle bir etkinliğe gelip duyuyorsanız ve güzel geçiyorsa bir sonraki etkinliği bir arkadaşınıza duyurursanız daha güzel olur. Böylelikle sayımız çoğalır ve gücümüz de çoğalır umarım. Şimdi R Markdown'a başlayalım o zaman. R Markdown anlatmayacağım öncelikle. Aslında bir R Markdown'ın felsefesini anlatmak istiyorum, nereden geldiğini. R Markdown'da anlatmadan önce bir markup dillerinden bahsetmek istiyorum. Markup dilleri Türkçe'de biçimleme dilleri diye çevrilmiş. Aslında markup'ın kelime anlamı düzeltme ve açıklama amacıyla bir kağıdın üzerine not düşmek. Yani aslında editörlerin editlemek için normal basın yayında kullanılan bir şey bu. Ama bilgisayar anlamında markup biçimleme dilleri dediğimiz şey aslında biz bir teksti bir şekilde biçimleyip yazma dili. Birkaç tane örnek vereceğim. Biçimleme dillerine kullananlarınız vardır. Mesela LaTeX bir biçimleme dili. Sol tarafta kodu görüyorsunuz, sağ tarafta da biçimlenmiş halini görüyorsunuz. Burada biçimlemeye çalıştığımız şey aslında bir kesir. Düşünecek olursak aslında bu bir tekstten öte bir şey değil. Ama tabii ki de sadece 3/5'i onu yazabilmemiz için bir kodu yazmamız gerekiyor. Başka tanınmış olabileceğiniz başka bir markup dili de
HTML aslında HTML'in açılımı Hypertext Markup Language. Yani açık açık ben bir markup language'im diye bağırıyor kendisi. Sol tarafta kodu görüyorsunuz. Sağ tarafta da kullanıcıya görünen output şeklini görüyoruz. Bu bir hyperlink verme kodu. Bu da sağ taraftaki de hyperlink tıklarsanız direkt benim web siteme götürür sizi. Markdown'ın kendisi de R Markdown değil, Markdown da bir aslında bir biçimleme dili, markup dili. Bu aslında en önemli özelliği Markdown'ın yani en iddia ettiği şey çok basit bir dil olması lazım. Olması. Ve gerçekten de öyle. Görüyorsunuz biraz önce HTML'de hyperlink yazmayı gördük. Bayağı bir komplike bir koddu. Eğer HTML biliyorsanız tabii ki de bu size direkt açıkça belli ediyor ne olduğunu. Ama ilk kez HTML kodu görüyorsunuz bayağı bir komplike bir kod. Markdown'a geçtiğinizde aslında gayet basit bir dil. Kullanıcıya görünene direkt kare parantezin içinde, normal parantezin içinde de hyperlink'i veriyor. Sağ tarafta da output'u görüyoruz. Şimdi R Markdown'a geçelim. Kısaca bahsettim, Markdown bir dil. Ama R Markdown'a geçmeden önce ben R'ı bir unutalım diyorum. R'ı bir kenara koyalım ve sadece bir Markdown konuşmaya devam edelim. Çünkü Markdown kendi başlı başına bir dil. Ve zaten burada çoğu insanın R bildiğini düşünüyorum. Yani bir satır kod yazmış olsanız bile R biliyorsunuz varsayacağım. Markdown'a hyperlink'i konuştuk. Şu şekilde hyperlink veriyoruz. Başlıklar koyabiliriz mesela. Sonuçta biz text üretiyoruz. Bir biçimleme dili bu. Diyez işaretleriyle, hashtaglerle başlıklar oluşturabiliyoruz ve alt başlıklar oluşturabiliyoruz. Vurgulamaları yapabiliriz. İşte italic, bold veya strike through vurgulamaları ve fark edeceksiniz. Soldaki kodlar çok çok basit bir dil. LaTeX ve HTML bilenler özellikle bunu fark edecektir. Ona karşılaştırdığımızda gerçekten çok basit bir markup language Markdown. Şimdi işin R kısmına bakalım. Birkaç tane örnek vereceğim ve basit R örnekleri kullanacağım. Çünkü aslında bugün R konuşmayı çok istemiyorum. R Markdown konuşmayı istiyorum. Ve konuşacağımız veri de İstanbullular belki bunu çok iyi tanıyordur. Metro hatları ile ilgili veriler kullanacağız bugün. Bu fotoğraf İstanbul'da M1 metro hattı, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Yeni Kapı hattının verisini kullanacağız. Veriye bakacak olursak yolculuk diye kaydettim veriyi. Ve aslında veriyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açık veri portalından indirdim. Fakat daha büyük bir veri setiydi. Veri setin tamamını linkten bulabilirsiniz. Biz sadece iki tane variable ile ilgileneceğiz bugün. Birincisi yıl, ikincisi de M1 hattı. Tabii burada daha fazla M2 hattı falan gibi veriler vardı. Ve yıl 1989 yılında açılmış bir metro hattı. En eski hattı sanırım İstanbul'da. Ve M1 hattı dediğimiz değişkende de orada da o yıl ne kadar yolcu sayısı taşıdığını konuşacağız. Şimdi biz R'da neler yapabiliyoruz? Onu düşünelim de. Bu veri seti var. Yapabileceğimiz ilk şeylerden biri. Bunu görselleştirme olabilir. Fark ettiyseniz yapılabilecek minimum ggplot'u yaptım burada. Bir çizgi grafiği yaptım. Yıllar geçtikçe ne kadar yolcu sayısı artıyor. Bu da herhangi bir veri bilimcinin yapabileceği bir şey. Tabii ki de normalde gerçekte yapıyorsanız büyük olasılıkla daha farklı işte aksesleri değiştirebilirsiniz, başlık koyabilirsiniz. Ama şu an gerçekten R kısmını işin çok basit bırakacağız. Çünkü R'la pek ilgilenmiyoruz bugün. Mesela bir grafik yapabiliriz bu veri setiyle. Veya aslında görsellerden ziyade sayılarla da ilgilenebiliriz. İşte mesela veri setinde en son hangi yıla dair veri olduğuna bakabiliriz. 2018 yılındaymış en son. Ve 2018 yılında ne kadar yolcu taşınmış? 155 milyondan fazla yolcu taşınmış. Bunu görebiliriz. Hocam biz bölebilir miyim? Efendim? Birisi şey sormuş da veriyi şu an eş zamanlı hocalarla çalışmak için nereden alabiliriz? Onu sormuşlar, iletmek istedim. Çok çok güzel bir soru. Şu an için hands-on yapmayacağım. Birazdan belki geç kalanlar olur diye. Bir iki slide sonra size veriyi vereceğim, her şeyi vereceğim. Bütün o markdan birlikte çalışacağız. Ama birkaç dakika sonra yapacağım bunu. Sadece tamam, şimdi yapacağımız şeye hazırlanıyorum mantık olarak. Alright, so en son yıl 2018 yılına dair kayıt var ve o yılda 155 milyon kişi taşınmış.
Tabii ki de biz bu sayıları neden istiyoruz? Bunu zevk olsun diye istemiyoruz. Yani gidip 155 milyon yolcu taşınmış. Bu bizim işimiz olabilir, görevimiz olabilir. Aslında biz bu grafikleri, sayıları bir şekilde bir ürüne dönüştürmek istiyoruz. Analizimizi yaptıktan sonra Arda yapmak istediğimiz şey bir rapor yazmak olabilir iş yerinde. Eğer akademisyensek makale yazıyor olabiliriz veya herhangi bir yazı yazıyor olabiliriz genel olarak. Veya bir web sitemiz olabilir, blogumuz olabilir. Bunun için bir analiz yapıyor olabiliriz ve bunu oluşturmaya çalışabiliyoruz. Veya sunum hazırlıyor olabiliriz. İş yeri olsun, akademi olsun, neredeysek. Aslında yapmak istediğimiz şey bu ürünü elde etmek. Bunu ne yapabiliriz o zaman? Analizimizi yaptık, grafiğimizi oluşturduk, sayılarımızı yaptık Arda. Ve tutup bunu biçimleme, tekste işte PowerPoint'e dönüştürme, Word'e dönüştürme. Bunu başka bir programda yapabiliriz. Word olabilir, PowerPoint olabilir, direkt HTML olabilir. Nerede yapıyorsak. Ama bunu biz ayrı ayrı yapıyoruz. Önce bir Arda analiz, sonra bir biçimleme programında biçimliyoruz. Ama bu çok zor bir çalışma biçimi çünkü hata yapmaya açık. Nasıl hata yapmaya açık? Mesela Arda, tabii ki de şu an ben size çok basit bir analiz örneği verdim ama bir sürü grafik olabilir. Ve bir sürü grafiklerinizi kopyalayıp yapıştırırken yanlış grafiği yanlış yere yapıştırabilirsiniz. 2018'de 155 milyon yolcu var dedik. Onu kopyalarken mesela bir sayıyı eksik kopyalarsak bayağı düşebilir yolcu sayısı. Böyle küçük hatalara açık bir çalışma yöntemi bu. Aynı zamanda tekrarlanabilmek daha zor olur. Mesela siz bir iş yerinde yaptığınız bu analizi sizden sonra aynı işi yapacak kişi kodunuza baktığında hani hangi grafik raporda hangi yere gitmişti, bu figür bu koddan mı geliyor gibisinden zorluklar yaşayabilir. Başka bir tekrarlanabilme sorunu da şu, 2018'de yaptık biz bunu, en son 2018 yılı için verilmişti de. Bir sene sonraki sene İstanbul Büyükşehir Belediye 2019'un verisini yayınladığında tekrar bunu baştan alacağız. Bu bir daha da zor çünkü bütün kopyalama hafızamızı hatırlamamız gerekecek. Ve ne kadar uzunsa raporumuz bu iş çok daha da zorlaşacak. Bunun yerine biz daha iyi bir yöntem R-Markdown kullanıyoruz. Hem programlıyoruz hem biçimliyoruz. Hepsini R-Markdown yapıyoruz. Hiçbir yere kopyala yapıştırmıyoruz. Bütün raporu R-Markdown yapıyoruz. Ve gerçekten R-Markdown dediğimiz şey biz R kullandığımızda dosyalarımız nasıl R uzantılıysa Markdown kullandığımızda Markdown da kendi başına başlı başına bir dil. Dosyalarımız MD uzantılı. R Markdown kullandığımızda da dosyalarımız R Markdown, RMD uzantılı. Yani gerçekten R ve Markdown dillerini birleştiren bir programdan bahsediyoruz. Şimdi herkes bu verileri denemek istiyor. Söylemiştim daha önce use paketini indirebilir misiniz diye. Eğer use this paketini indirirseniz şunu zaten kopyalayacağım şimdi chatte. Chatten herkes alabilir linki. Bunu link değil, direkt aramıza yazıyoruz. Şimdi ben de yapacağım, beni de takip edebilirsiniz yaparken. Ara geçeceğim. Artık Arda çalışabiliriz. Biraz da use this'in ne yaptığına bahsedeceğim bunu yaparken. Burada da biraz yavaşlayacağım hani herkes rahat rahat kodlara erişsin diye. Şimdi use this aslında bunu bilgisayarınıza bütün dosyaları örnek vereceğim R Markdown'ları indirmek istiyor. Ve tek şey birazcık random size soracak. Onun için dikkatli olun, benim yaptığımın aynısını yapmayın, mutlaka okuyun. Diyor ki bir link verecek size, working directory'niz nereye ayarlıysa. Benimki desktop ayarlı. Desktop'a dosya indireyim mi diyor. Evet. Ben de üçüncü ama siz de üçüncü olmayabilir. Ben indireceğim. Üçe bastım ve Enter'a bastım ve indiriyor bütün dosyaları. Ve indirdikten sonra da diyecek ki zip dosyasını sileyim mi? Ben evet diyeceğim. Zip dosyasına ihtiyacım yok. Bunları yaparsanız bu sunuma dair bütün her şey açılmış olacak. Eğer biraz hızlı geldiyse soru sorabilirsiniz. Yavaşlayabiliriz. Mutlaka erişiminiz olsun bu dosyalara. Çalışabilirsiniz ileride. Ya da daha sonra belki sadece beni izleyip YouTube'dan takip etmek isteyebilirsiniz. Şimdi bunu yaptığınız anda direkt zaten RStudio size bir proje adı, yeni bir proje sayfası açacaktır. Benim size onu gösterebilmem için ekranımı değiştirmem lazım.
Betül Hocam şurada sunum görüyorsunuz değil mi? Teyit edeyim istedim. Evet görüyorum. Klasör okay, olarak. Tamam. İki tane RStudio açıldı da Zoom hangisini share ettiğine emin olmak istedim. Çok az kısa süre vereceğim. Çünkü belki interneti daha yavaş olanlar indirmekte zorlanıyor olabilirler. İndirdiğinizde örneklerimiz olacak. Bu yaptığım sunumun bütün materyalleri de orada, veri de içinde. Biz direkt örneklerden başlayacağız. Bu arada diğer kişide beklerken, bu arada soru varsa herhangi bir şeyle ilgili, useless'le, markdown'la, R'la ilgili şu an anlattıklarıma kadar bunu süreyi de bunun için kullanabiliriz. Sanırım soru yok. O zaman başlayalım. Şimdi ilk ArcMark'tan sayfası açmakla başlayacağım. Kendi örneklerimden başlamayacağım. Sıfırdan başlayacağız. File, New File, nasıl RScript açıyorsanız artık ArcMark'tan açabiliriz. ArcMark'tan açtığınızda zaten size böyle bir pop-up çıkacaktır. Burada fark edeceksiniz farklı farklı ArcMark'tan türleri var. Ama biz hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir şey seçmeden direkt OK'ya basacağız. Default ArcMark'tan dosyasıyla çalışacağız. İlk yapmamız gereken şey bu dosyayı kaydetmek ki bir işimize yarasın. Çünkü kaydetmezsek dosyayı işleyemeyeceğiz. Bunu gidip örneklerin içine kaydedeceğim ben. Ve bunu sıfır başlangıç olarak kabul ediyorum. Bu zaten ilk kez ArcMark'tan dosyası açtığınızda RStudio size bir örnek bir ArcMark'tan sayfasıyla açıyor ve bu dosyayı işlemek için şuradaki net tuşuna bastım ve dosyayı işleyeceğim şimdi. Fark ederseniz normalde R kodu çalıştırdığınızda konsolunuzda çalışır kod ama ArcMark'tan baştan sona ArcMark'tan tabinde çalışıyor ve burada fark edebilirsiniz bunu. Eğer şu an kendi bilgisayarınızda çalışıyorsanız RStudio size yeni bir pencerede açmıştır bu dosyayı. Ama ben de bunu direkt Viewer dosyasının penceresinde açıyor. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Settinglerden eğer ayrı bir pencere açmasını isterseniz bunu Preview in Window basabilirsiniz. Veya Preview in Viewer pane'de direkt sağdaki Viewer pane'de görebilirsiniz sağ aşağıdaki. Hocam soruları sunum esnasında size söyleyeyim mi? Şu an birkaç... Daha önce olur bence de. Çünkü tam anında evet. Tamam. Birisi bir hata almış ve onu bizimle paylaşmış. Use course is not an exported object from namespace use this diye bir hata almış. Sizin dediğinizi yapınca. Use this'i indirdiler değil mi? Daha önce gelmeden önce. Sanırım indirdiler. Ben tekrardan yazmasını bekleyeyim. Biz devam edelim isterseniz. İndirmemiş şey o zaman onunla ilgili bir sıkıntı oldu demek. Evet, şöyle bir şey yapabiliriz. Belki eğer indiremeyenler varsa isterseniz izleyin beni. Daha sonra YouTube yani bir şekilde onu sonradan halledelim ve YouTube'dan tekrar hands-on deneyebilirsiniz teker teker. Belki şimdi sadece izlemekle yetinebilirler. Çünkü biraz zor olacak herkesin error'ına yetişmem. Böyle yapalım hocam. Evet. Şimdi ArcMark'tan bu bizim template hiçbir şey yapmadık. Sadece RStudio'nun bizim için bir ArcMark'tan oluşturmasını istedik. Burada, şu an için sadece fark etmenizi istediğim birkaç şey var. Birincisi şöyle yukarıda bir bölüm var. Bu yukarıdaki bölüme biz YAML diyoruz. Onun hakkında daha fazla bilgi vereceğim ilerleyen kısımda. Sonra gri arka planlı olan bölümler var. Bunların hepsi R kodu. Zaten buradan da fark edersiniz mesela summary cards burada R kodu olarak çıkmış. Aynı zamanda bu R kodunu da işlenmiş. Output'u da mevcut. Burada başka bir R kodu var. Plot pressure. Ona bakarsanız da kodu göremiyoruz ama output'unu görüyoruz. Burada aynı zamanda başka fark etmek isteyeceğimiz şey de gri olmayan alanlarda markdown dili. Ve gerçekten bir R dili var ve bir markdown dili var. Ve bu dili Markdown'ın sadece bolding özelliğini gördük. Ama herhangi bir Markdown'ı gerçekten yazabiliriz buraya istersek. Şimdi bu hazır dosyamız varken bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum.
kodları nasıl çalıştıracağız ve nasıl kod ekleyeceğiz. Şimdi şuraya insert'ten R kodu ekleyebiliriz direkt. Bunun kısa yolları da var. Onları sunumda göstereceğim. Direkt Ctrl Alt I de I hangi Türkçe karakter bilmiyorum klavyede. Onunla da ekleyebilirsiniz. Ve herhangi bir R kodunu yazabiliriz. Şimdi çok gerekli olmayan bir R kodu yazayım. A'yı 8 olarak atayalım. Ve şuradaki green chunk green run code ile kodumuzu çalıştırabiliriz. Ve zaten çalıştırdığımızda da şöyle bir şey fark etmemiz lazım. A'yı 8 olarak environment'ta da görebiliriz. Yani normalde R'da nasıl çalışıyorsanız bu kod bloklarıyla da o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir, benim en sevdiğim RStudio özelliklerinden birini göstereceğim. Çünkü bunu çok geç fark etmiştim. Biz A'yı tanımladık, B'yi tanımlamadık. Ama B'yi sorarsak tabii ki de R bize bir hata verecek. Onun için biraz hatalar yapalım istedim. Bunu ve şöyle yapayım. Hatanın nerede olduğunu bile şu an görmüyoruz. Ve bunu bir nit etmeye çalışalım dokümanı. Bir de bu R Markdown anlatmanın en zor yanında nitleri beklememiz gerekecek. Gördüğünüz gibi hata verdi. Hatanın en güzel yanı birincisi bize kaçıncı satırda hatamız olduğunu söylüyor. Ama diyelim ki mesela yüzlerce satır bir kodumuz var. Şu hatanın üzerine iki kere tıkladığınız anda zaten hatanın olduğu satıra götürecektir sizi. Ve hatanın burada olduğunu söylüyor. Burada da zaten object b'ini bulamadık diyor. Onun için bundan vazgeçebiliriz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Herhangi bir kodun environment'a olması gerekmiyor. Direkt R Markdown nit ettiğinizde hani environment'la bağımsız olarak R Markdown baştan sona kendi başına işleniyor. Yani sadece o run R code chunk'ları teker teker blokları çalıştırmamızın sebebi aslında kendimiz için. Hani bunlar işliyor mu debugging için kullanabiliriz. Ama yoksa eğer kodunuzda herhangi bir sorun yoksa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O kodları çalıştırmanıza gerek yok. Gayet A'yı sorduğumuzda 8'i veriyor bize. R Markdown'ın genel mantığı bu. Bir sunuma döneceğim. Şunun için hani not almak isteyen varsa diye aslında anlattığım her şeyi burada tekrardan sunuma yerleştirdim. Daha sonra tekrar sunumdan dönüp yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi burada 3 kısımdan bahsediyoruz. Dosyanın YAML kısmı, kod blokları var ve Markdown kısmı var. Şimdi bunlara tekrar tekrar örneklere gideceğiz ve Markdown'ı, R'ı ve YAML'ı geliştirmeye çalışacağız. Örneklere döneyim. Ve birinci örneğe başlayacağım. Sıfırı kapatabilirsiniz istiyorsanız, çalışıyorsanız. Ben de kapatayım. Zaten Zoom açıkken bilgisayar bayağı yavaşlıyor. Şimdi ilk örnekte sadece Markdown kısmıyla ilgileniyorum. Çünkü Markdown çok basit bir dil olduğu için Markdown'lı dosyaların nasıl göründüğüne bakalım istedim. Şunu da belirteyim. Fark ettiyseniz bu bir R Markdown dosyası. Uzantısını RMD diye görebilirsiniz. Normalde sadece Markdown yazıyorsam R Markdown olarak kaydetmem onu. Markdown olarak kaydederim. Sadece size eğitim amaçlı bunu yapıyorum. Yani normalde aslında bu iyi bir şey değil. Markdown yazıyorsak Markdown olarak kaydetmeliyiz. Sadece örnek olsun diye verdim. Şimdi M1 hattının metro hattından bahsediyoruz. Dediğim gibi Markdown biçimleme dili ve çok basit bir dil. Footnote koymak şu şekilde, bir tane footnote koydum ve Wikipedia'dan bilgi aldığımı belirttim. Başlıklardan bahsetmiştik. Başlıklar ve alt başlıklardan. İki diyez bu bir alt başlık, bu da daha alt alt başlık. Genelde tek diyez kullanmıyoruz ama yani kullanılmıyor ama kullanabilirsiniz de daha büyük bir fonta sahip olur. Fark ettiyseniz sıralı durak listelerinde 18 tane durak var metro durağı ama ben kodda direkt 1-1-1-1 diye yazdım. Markdown tree bu. Ve şöyle bir avantajı var. Tabii ki de burada duraklar sıralı. Hani gerçekten metro Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havalimanı'na gidiyor. Burada işimize yaramayabilir. Fakat işe yaradığında direkt Atatürk Havalimanı mesela öyle bir sıralama yaptığınızda bunu da başa alabilirsiniz. Ve sayıları değiştirmenize gerek yok. Eğer sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 18'e doğru kadar sıralasaydınız o da olurdu. O da fark etmezdi. Ama genel olarak ne kadar Markdown bilirseniz o kadar güzel dokümanlar yazabilirsiniz diye kısaca belirteyim. Soru mu var Mübine Hocam bu arada? Hayır, yok hocam. Okey, tamam. Bir şeyler flash attı da onun için dedim acaba
Şimdi ikinci örneğe geçeceğim. Bu örnekte de hem R hem Markdown göreceğiz. Yani hem kod blokları hem de Markdown üzerine konuşacağız. Bunu da bir net edelim ve kodu ve datayı, veriyi soran arkadaşlar için hepsi burada. Buna bakabilirsiniz. Ve bu kodlara bakacak olursak da aslında biraz önce sunumda bahsettiğim kodlar. Bir ggplot yapıyoruz. Birinde işte en son hangi sayı kaydedilmiş, en son hangi yıl kaydedilmiş veri tabanında onlara bakıyoruz sadece. R tarafından gayet kısa şeyler yapmaya çalıştım. Ve bakalım koda. Şimdi en başta bir kodun kendisinde library tidyverse gibi normal veriyi alma ve Türkçeleştirme gibi şeyler var. Yani bir nevi setup şeyleri. Ve fark ederseniz bunları görmüyoruz. Ve daha önce de görmüştük. Bazı kod bloklarını görmeyebiliriz, bazılarını görebiliriz. Burada gördüğümüz kod bloğu sadece ggplot'un olduğu bir kod bloğu. Ve bu kod yazma şekli hiçbir şekilde normal R'dan farklı değil. Normal bir şekilde kodumuzu yazıyoruz. Ve output'umuzu görebiliyoruz. Fakat daha önce görmediğimiz bir şey var burada. Ona biraz dikkatli bakalım. Burada ben bir en son sayı tanımladım. Ve en son yıl tanımladım. Ve bunları biliyoruz. En son sayı 155 milyon küsür. En son yılda 2018 yılı. Fakat ben bunu aynı zamanda tekstin içine de satırın içine de koyabilirim. Mesela burada Ember hattına dair en son veri 2018 yılına dair demek yerine ben bunu aslında direkt kodlayabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Satır içi kodla. Backtick dediğimiz şu işaretlerin içine R ile başlarsak bundan sonrakini R Markdown bunu bir R kodu olarak çalıştırmayı biliyor. Fakat şunu da belirtelim. Burada satır içi bir şey olduğu için sadece sayıları ve küçük şeyleri koyabiliyoruz. Tabii ki de burada bir veri setini print edemeyiz. Onun için mesela en son yılı kaydetmemin sebebi ve burada kullanmamın sebebi o şekilde. Yoksa bütün bu filtreleme, select işlerini o kodun içinde yapamam. Ya yapabilirim ama biraz garip görünür. Sadece printlediği şeyin bir sayı olması lazım. Aynı şekilde en son sayıyı da 155 milyonu da kod ile alabiliyoruz. Bundan da satır içi kod diyoruz. Herhangi bir soru var mı henüz? Bunu kaydetmesek de olur. Evet. Şimdi kod blow ve markdown'a baktık. R ve markdown kısmını gördük işin. Daha da ekleyeceklerim var tabii bunlara daha sonra. Ama biraz YAML konuşalım istiyorum. Dosyanın üst kısmını. Şimdi öncelikle şunu fark ederseniz hem daha önce hep HTML'di şurada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Onu da belirtmeyi unuttum galiba. Ama iki tane hem şu an Word document hem de HTML olarak bunu nitedebilirim. Aynı zamanda belki nitederken şunları belirteyim. PDF document yapabilirsiniz, Word document yapabilirsiniz, sunum yapabilirsiniz. Bunları belki tek tek nitetmeye vaktim olmayabilir. Ama aynı şekilde nitederken de bunu sorabilirsiniz. İşte HTML'e nitetip, PDF'e nitetip, Word'e nitetme şeklinde. Çalışma arkadaşlarınız neyle çalışıyorsa, mesela Word ile çalışan bir kurumdaysanız, direkt Word, her işinizi R Markdown'da yapıp çıktığınızı Word olarak alabilirsiniz. Sadece PDF ile ilgili sorunlarınız olabilir yeni başlayanlar. PDF genelde LaTeX destekli olduğu için LaTeX support gerekiyor. Onun için zaten nitetmeye çalıştığınızda sizden ekstra yüklemek isteyeceğiniz şeyler olacaktır. Mesela MikTeX olabilir Windows kullananlar için bir LaTeX compiler. Word'a geçeyim. Word'a açtı. Tabii siz göremediniz. Açtığını şöyle bir rapor oluşturdu. Direkt bir Word dosyası aslında ve bütün kodumuz, duraklarımız, her şeyimiz, yazdığımız bütün rapor Word'a geçmiş oldu. Şimdi farklı dosya türlerinden ziyade bir de biraz bunu güzelleştirmek istiyorum. Bu arada yazdığı dosya da şurada. Şunu bir HTML document yapayım. Öncelikle sadece
bu knitting süreleri bayağı eğlenceli olacak. Ama direkt yapmak da çekici geldiği için onları direkt örneklere bıraktım. Bilgisayarımın sınırlarını deniyoruz. Zoom ile birlikte. Şimdi bir fark et, başka bir şeyden bahsetmek istiyordum. YAML'da aslında R kodları da kullanabiliyoruz. Fark ederseniz burada bir satır arası kodu var. Eskiden date'i direkt date olarak yazıyordum. Bugünün tarihi neyse elle yazıyordum. Ama artık bunu system time'a direkt embed edebilirim. Ve burada direkt raporda R kodu olarak çıkabilir. Burada. Farklı doküman tarzlarından bahsettim. Bir de şimdi birazcık dosyamızı geliştirmek istiyorum. HTML dokümanı. Bunun için bir içindekiler tablosu oluşturacağım. TOC yani Table of Contents oluşturabiliriz. Bunun ilkini oluşturduğumuzda şu şekilde belki bunları aslında hepsini bir arada yapsam daha doğru olabilir. Çünkü bayağı yavaş gidiyor knitting process. Bir daha knit ettiğimde. Bu arada belki şunu da belirteyim. Knit ederken otomatik olarak kaydediliyor dosyanız. İçindekiler sadece TOC true yapmıştım ve direkt burada bir içindekiler oluştu başta ve bu linkleri taklayarak direkt başlıklara gidebilirim raporda. Aynı zamanda bunu da knit edeyim. Daha farklı içindekiler dosyası oluşturabilirsiniz ve daha güzel olabilirler. Bunu yaptığımızda da içindekiler dosyası, içindekiler linkleri sol tarafa kayacak ve bir scroll bar gibi olacak. Yapabilirsek. Evet, gördüğünüz gibi artık burada bir içindekiler sol tarafta var ve buna bastığımızda direkt içindekileri görebiliriz. Biraz renklendirme üzerine konuşmak istiyorum. Bunu nasıl renklendirebiliriz diye. Bu arada isterseniz bölümlendirebilirsiniz de birinci bölüm, ikinci bölüm, bir nokta birinci bölüm gibi. Onun için number sections through yapabilirsiniz ama biraz renklendirme üzerine konuşacağım. Theme ve Highlight. Theme genel olarak renkleri değiştirecektir. Highlight da kod çankınızın, sintaksinizin rengini değiştirecektir. Onları eklersek şöyle bir şey çıkacak ortaya. Birazdan size hangi temalar var, hangi highlightlar var onu bahsedeceğim. Ama şu an için tema ne yapıyor, highlight ne yapıyor onu görmek daha etkili olabilir. Mine hocam yaklaşık 15 dakikamız kaldı. Okey. Sanırım geç başladığımız için biraz geç kalabilirim. Ben biraz vaktinizden çaldım, doğru haklısınız. Gördüğünüz gibi artık mavi ve kodumuzun, sintaksimizin değiştiği de bir rapora sahibiz. Daha güzel şeylere geçecek olursak, CSS'i es geçeyim o zaman. CSS bilenler buradaki örneğe bakabilirler, vaktimiz azmış. Parametrelere geçeyim ben direkt. Parametreler herhalde R Markdown'la ilgili öğrenilebilecek en önemli şeylerden biri. Bunu knit edeyim, knit ederken de dosyadan bahsedeyim. YAML kısmında dosyanın fark ederseniz bir params özelliği, yani parameters tanımlamaya başladım. İlk tanımladığım parametre yılı 2017 olarak tanımladım. YAML kısmında tanımladığım için artık yıl 2017'ye sabitlenmiş bir şekilde ve bunu kodumun içinde de artık kullanabilirim. Mesela herhangi bir yılı filtrelerken 2017 yazmak yerine direkt onu parametreler kısmından çekebilirim. Ve bunu direkt aynı zamanda inline kodumda da kullanabilirim. Ve otomatik olarak rapor bana 2017 yılındaki yolcu sayısını verecektir. Parametrelerin yenilenebilir, tekrarlanabilir kod yazmaktan bahsetmiştim. Bir sonraki sene 2017 yılında analizimi yaptıktan sonra 2018 yılına geçersem direkt parametremi değiştirip
raporumu tekrar oluşturabilirim. Ve bu oluşan rapor 2018 yılda dair olacaktır. NIT etme süresini beklemeyeceğim. Bana inandığınızı varsayıyorum bunun böyle olacağına dair. Bir sonraki örneğe geçeceğim. Bir sonraki örnekte de amacımız figürleri yerleştirmek. Aslında 2018 yılı da geldi bu arada. Bu örnekte de figürler üzerine konuşacağız. Aslında amacım böyle bütün R Markdown da yazılabilecek şeyleri bir araya getirmek. Belki figürler kullanmak istemeyebilirsiniz ama kullanmak isterseniz iki tarz figürlerden bahsedebiliriz. Biri bizim R'da kendi oluşturduğumuz figürler ve bunları zaten nasıl eklendiğini gördük. Normal bir ggplot şeklinde de herhangi bir R plot plotting kullanabiliriz. Ama aynı zamanda R'da olmayıp da mesela benim kullandığım metro resmi gibi direkt herhangi bir JPEG image'de kullanabiliriz. Bunun için aslında bir sürü yöntem var R Markdown'da yapabileceğimiz. Benim en rahat bulduğum fonksiyon Niter'in Include Graphics fonksiyonu. Ve aynı zamanda bu kod bloklarında olduğu için her ikisi de kod blokları özelliklerinden de faydalanabiliriz. Mesela ggplot'un figürün height'ını değiştirdim, width'ini değiştirdim. Aynı zamanda fark ederseniz bu ggplot dosyanın orta kısmında figure alignment center olarak ayarlanmış. Metro resmi ayarlanmadığı için raporun sol tarafında kalıyor. Yani kısacası aslında yapmaya çalıştığımız şey R ve teksti, imajları bir araya getirmek ve bir rapor yazma ya da işte herhangi bir ürün yazma amacımız. Bu anlattıklarım örneklere dair kısa notlar vermek istiyorum. Şimdi öncelikle Markdown'la başladık. Belki fark edenleriniz olmuştur. GitHub'da ReadmeMD aslında bir Markdown dosyası. Ve Markdown'a dair ne biliyorsanız onların hepsini ReadmeMD dosyanızda kullanabilirsiniz. Markdown başlı başına bir dil olduğu için onun ayrı bir hatırlatıcı notlarını koydum. Tablo oluşturmak isterseniz aynı zamanda tablo oluşturmak için otomatik siteler var. Direkt kendiniz yazmak istemezseniz tablo yapmak biraz daha zor olabiliyor. Hem HTML'den Markdown'da onu da koydum. Ve birazcık da kod bloklarından bahsetmeye çalışacağım. Fark ettiğiniz raporlarda bazı kodları gösteriyoruz, bazılarını göstermiyoruz. Tabii bunlara dair kod özellikleri var. Mesela figure alignment'lar da kod özellikleriydi. Aslında 50'den fazla kod çan özellikleri var R Markdown'da. Bunları sadece benim sık sık kullandıklarımı yazdım. Tabii ki de ben bunu öğrencilerime ders hazırlarken bütün sunumlarımı R Markdown'da yaptığım için o şekilde kullanıyorum. Sizin ihtiyacınız olan farklı şeyler de olabilir. Echo equals to false. Normalde defaultlar hep echo. Echo equals to true. O default'u değiştirmek isterseniz, yani hiçbir şey yazmazsanız zaten echo equals to true. Yazmak isterseniz echo equals to false değiştirebilirsiniz ve kodun gizlenmesini sağlar. Message equals to false. Mesajın gizlenmesini sağlar. Mesela tidyverse yüklediğimizde işte şu package'lerle konflikt, şu fonksiyonların konfliktleri var gibi mesajlar veriyor. Ama onu belki okuyucunun görmesini istemeyebilirsiniz. Bazen görmesini isteyebilirsiniz çünkü veri bilimcidir. Bazen görmesini istemezsiniz. Message equals to false yapabilirsiniz. Warning equals to false yaparsanız uyarılar işlemez. Error equals to false çok önemli bir şey çünkü normalde gördük eğer hata yaparsak R Markdown NIT etmiyor ve bize error'ın nerede olduğunu söylüyor. Fakat bazen dokümanlarınızda error isteyebilirsiniz. Mesela ben hoca olduğum için öğrencilerimin error'ı görmesini istiyorum. O zaman error equals to false yapıyorum ki yani bir şekilde onu proses etme ama error'ı da yaz, devam et yoluna şeklinde bir komut bu. Eval equals false da kodun hiç çalışmasını istemiyorsunuz. Sadece kodu göstermek istiyorsunuz. O iyi bir şey. Mesela örnek olarak ben derslerimde ders anlatırken öğrencilerime install.packages tidyverse'ü yazıyorum sunumuma. Ama tabii ki de her NIT ettiğimde onun evaluate edilmesini istemiyorum. Çünkü zaten indirmesini istemiyorum. Tidyverse bende var. Öyle durumlarda eval equals to false işe yarıyor. Cache equals to true da şöyle bir işe yarıyor. Her NIT ettiğimizde aslında R Markdown bir belleğe atıyor zaten. Ve bütün her şeyi baştan aşağı proses ediyor. Tabii ki de biraz yavaş olmasının sebebi de oydu benim şeyde. Çünkü o veri tabanını açacak, veri setini açacak, ggplot'u yapacak. Bunları her seferinde yapmak istemeyebilirsiniz. Mesela zaten okuduğunuz veri seti sabit, hiçbir zaman değiştirmiyorsanız cache equals to true yaparsanız bir dahaki sefere
ön bellekteki şey alacak. Bu ne zaman işe çok yarıyor? Mesela eğer simülasyon yapıyorsanız, bootstrapping yapıyorsunuz mesela, loop içinde dönüyorsa mesela ya da purr kullanıyorsanız, her seferinde bunu run etmenin gereği yok. Her seferinde knit etmenin. Bunu cache edip ön bellekten alabilirsiniz. Daha hızlı çalıştırabilirsiniz programınızı. Kod bloklarını birazcık bir şeyler daha eklemek istiyorum. Kod bloklarını isimlendirebilirsiniz. Mesela artış grafiği ismini verebilirsiniz. Bunun nedeni de daha sonra işte bu figürdeki diye bahsederken artış grafiğine gibi gönderme yapabilirsiniz. Onu anlatmayacağım nasıl yapabileceğinizi ama nerede bulabileceğinizi göstereceğim. Çünkü biraz daha advanced bir seviyede bu. Setup kod bloğu var. Hatta ilk açtığımız dosyaların en üstünde direkt RBAC'dan bunu özel kendisi yapıyor direkt. Adı setup, yani verilen ad. Amacı da şu, default settingleri yapıyorsunuz. Mesela echo equals to false yaparsanız bütün dokümandaki kod chunklar echo equals to false özelliğiyle çalışacak ve hiçbir kod gözükmeyecek. Ama diyelim 49 tane kod chunkınız var, 50.yi göstermek istiyorsunuz okuyucuya. O zaman ona echo equals to true yapabilirsiniz kendiniz elinizde. Yani bu sadece default'u belirliyor. YAML'dan bahsettim. YAML'ın açılımı aslında o da bir markup language. Yet another markup language, bir başka biçimleme dili. Orada temalar ve style kullanmıştım sizin için. Aslında bu temalar ve style'lar YAML'dan gelmiyor. Bootstrap library'den geliyor. Fakat bunlar kabul edilebilen temalar ve stiller. Belki deneyip renklendirmek istersiniz. Farklı renkler kullanmak istersiniz. Birkaç tane kaynaktan bahsedeyim. R Markdown kitabı gayet faydalı bir kitap. RStudio'nun R Markdown dersi var. Onu da oraya iliştirdim. RStudio'nun hatırlatma notları var. Onların arasında Türkçe R Markdown cheat de var. Hazırlayana teşekkür ederim. Aslında beni çok işime yaradı Türkçe terimlere bakmak için. Bir de HTML ve CSS'den bahsetmedim ama bilenleriniz merak edip başlamak isteyenler varsa aslında bizim knit ettiğimiz şey bir HTML dokümanı. Ve HTML ve CSS için de bir link bıraktım. Belki işinize yarar diye. Ve R Markdown'dan bahsettim ama R Markdown koca bir dünya. Yani nasıl R öğrendim gibi bir şey diyemiyoruz. Çünkü R çok büyük bir dünya. R Markdown da öyle büyük bir dünya. Hani R Markdown bir dosya türü aslında ama onun çok fazla şey yapabiliyoruz. Çünkü HTML dalıyor, LaTeX dalıyor, CSS her şeyi ekleyebiliyoruz. Bunların için ayrıca da bir de paketler var. R Markdown, support eden başka türlü şeyler. Mesela blogdan bir paket. Bunu ne için kullanıyoruz? Web sitesi oluşturmak için kullanabiliyoruz. Kaynağını bıraktım. Bir tane örnek göstermek istiyorum. R Markdown'da yapılmış. Bu Amber Thomas aslında blogdan'ın yazarlarından biri. Bir blog sitesi. Mesela burada bir blog postları olan bir site ve gayet fonksiyonel özellikleri var. Bayağı blogdan da yapılmış benim gördüğüm en güzel sitelerden biri. Kaynak kodunu da bıraktım aslında. Belki en güzel şeylerden biri Arda. İnsanların gidip başka nasıl bunu yapmışlar kendi web sitelerinde diye bakmak güzel olabiliyor. Mesela hipster listine bakıp en son postu şu Hipster Summer Reading List'te bunun source kodunu bulabiliriz. Aslında bir R Markdown. Ve YAML'ı görüyorsunuz. Tabii ki de bizim yaptığımız YAML'lardan çok daha uzun ve bir sürü de birkaç tane de burada bir R chunk var ve Markdown var. Böylelikle insanların bloglarına bakıp onların source kodlarından faydalanabiliriz. Bookdown kitabı var. Bookdown paketi var. Bunda kitap yazmak için kullanılıyor. Bookdown'un Bookdown kitabı, Bookdown'da yazılmış kitabı var, Bookdown Submission. İnsanların yazdığı kitaplara bakabilirsiniz Bookdown'ın sitesinden. Mesela Efficient R Programming kitabı var. Kitaba bakacak olursak şöyle bir kitap, bölümleri normal bir online kitap şeklinde. Ama bunun en önemli şeyi source kodunun da orada olması. GitHub linkine tıkladığımızda bunların aslında R Markdown dosyalarından ibaret olduğunu görebilirsiniz. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 hepsi birer R Markdown dosyası. Sharingan Package da şöyle bir işe yarıyor. Sunumlar yapmak için. R Markdown kitabının 7. bölümü bu paket için ayrılmış. Buna da örnek olarak kendi sunumumu veriyorum. Zaten sunumumun her şeyini eğer indirebildiyseniz sizde var. R Markdown'ı var, kendisi var.
direkt sunum dosyasında bu sunumla her şeyin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Tabii ki de bunda CSS de var çünkü burada çok fazla renkler falan var. Ama kullanabilirsiniz işinize yararsa. Başka bir faydalı pakette Articles paketi. Bu da LaTeX destekli makale yazımı için kullanılıyor. Aslında birçok hakemli derginin işte tabii her bütün hakemli dergilerin değil ama birçoğunun şablonu var. Bunun kendi paketin kendisi hakkında kitabından bilgi edinebilirsiniz. Bunu örnek olarak da kendi yazdığım bir makaleyi vereceğim. Aslında bunu burada sunmak çok değişik bir şey çünkü şimdi açayım makaleyi de. Makale istatistik ve veri eğitiminde veri kazımı üzerine. Aslında benden önceki konuşmacıları bir araya getiriyor. Sanırım bir önceki konuşma veri kazımı üzerineydi. Evet öyle. Ve bir de ben sanırım bir önceki konuşmadan önceki de Mine Çetinkaya Randal'dı. Ben bu makaleyi Mine Çetinkaya Randal'la yazdım. İkimiz birlikte yazdık. Onun için böyle son 3 Aileydiyiz Türkiye konuşmasını bir araya getirdik. Emrah Bey'in de bahsettiği konu. Burada makalenin kendisi var. Makalenin kendisine baktığınızda zaten işte ne işinize yarayabilirse mesela cross-referencing'den bahsetmiştim. Figürler mesela. Bir tane R figürü bulayım buradan. Hemen hızlıca. Mesela kodlar var çünkü bu bir eğitim şey olduğu için. Yine direkt R chunkları kullanmış olabiliriz. Ve de aynı zamanda figürler var. Bu figürleri daha sonra text içinde figure 4 diye bunları bahsediyoruz. Mesela burada figure 3 vermişiz. Cross-referencing'ler için bu R Markdown'ı örnek alabilirsiniz işinize yararsa. Burada direkt R Markdown dosyasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz makalelerde blinding diye bir şey var. Makaleler blinding yapmak isterseniz için onun için de faydalı bir paket. Ve sanırım benim söyleyeceklerim bu kadar anlatacaklarım. Ama ödev vereceğim. Şimdi içimdeki hocayı tutamıyorum. Tabii bu işin şakası. Sadece şunu söylemek istiyorum. R Markdown gerçekten bizim R'de yaptıklarımızı dış dünyaya yayınlama için en güzel dosya biçimi bence. Ve biz eğer R Markdown'da iyi bir şeyler yapıyorsak bunları da birbirimizle haberdar edelim. Ve bizim gerçekten bu sunumu yaparken şunu fark ettim. Çok az Türkçe kaynağımız var. Ve hep birlikte kendime de veriyorum bu ödevi. R Markdown kullanalım ve daha fazla Türkçe kaynak yapalım. Ve belki burada aranızda şimdi şey, o bir senedir kullananlar ya da iki senedir kullananlar şey diyor diye düşünüyordur. Aa ben çok yeniyim böyle bir şey yapamam. Aslında hayır. Eğer mesela şimdi use this'te hatayı veren bir arkadaş vardı. O bile hani bir blog olsa ve ben böyle bir hatayla karşılaştım, şu şekilde çözdüm gibi bir R Markdown post yapsa o bile başka bir kullanıcıya faydası olacaktır. Yani aslında bildiğimiz her şey çok faydalı diğer insanlar için ve biz bunu bilgisayarımızdan alıp dış dünyaya vermeliyiz ve bunu R Markdown ile yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun için bunu herkese ödev veriyorum. Ve bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Çok hızlı olduğunu düşünmüyorum. Başta öyle endişeleriniz vardı ama bence gayet güzeldi. Çok da hızlı olduğunu düşünenler varsa YouTube'dan da gerçekten takip edebilirler. Şöyle bir soru geldi bana yazışmalarda. Hoca nerede bu adres, şu GitHub adresinizde zannediyorum dosyaları biriktirdiniz. Öğrenciler sadece öyle bir soru ulaştırdılar bana. Bu dosyaları nereden göreceğiz, nereden ulaşabiliriz diye. Yani bunun için bir GitHub account almaları gerekli mi? Onu soruyorlar. Hayır, hayır. GitHub account'a şimdi YouTube tekrar izlerseniz eğer use this, use course'u yapabilirseniz direkt şey yapayım. Şöyle aslında desktop mu? Şimdi chat'e tekrar o linki yazalım mı isterseniz? Gitti galiba o chat'ten. Ben bir soru anlatabilir miyim? Çok tavsiye ederiz değil mi hocam, Mine hocam? Yani eğer kod işine gireceklerse GitHub account'u alsalar falan olmaz. Evet, GitHub kesinlikle öyle ama mesela buna başlamak için GitHub'a ihtiyacınız yok tabii ki de. Sadece dışarı dünyaya eğer sunmak istiyorsanız gerekebilir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Alıştırdığınız dosyalar, HTML dosyası mesela WordPress'te bile koyabilirsiniz aslında. Hı hı. Hani illa GitHub korkunuz varsa onu da şey yapabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim ben aslında nasıl. Use this kod hala chat'te duruyormuş. Onu kullanarak RStudio'da çalıştırarak çalıştırırsanız şöyle bir şey edineceksiniz. Direkt
O kod sizin bilgisayarınızda bir yere, ona nereye indirdiğine dikkat edin. Ben de desktop'a indirdi. Şöyle bir dosya indirecek. Rmark'tan TR Master diye. Bunun içinde yaptığımız örnekler var. En önemlisi sunum var. Ama bunu açarken, RStudio'da açarken projeden açarsanız daha iyi. Ama ben size burada her şeyi verdim. Sunumun Rmark'tan'ı da var. Sunumun HTML'i de var. Bunlar mesela, bu sunum gerçekten HTML dosyası. Buna tıklarsanız size Google Chrome ya da Firefox ne kullanıyorsanız onda açacaktır sunumun kendisini. Şimdi ben tıklayayım açayım ama window değiştirmem gerekecek. Tıkladığımda bu açılacaktır. Başka soru alabilirim. Ben de bir soru iletiyorum. Rmark'dan kolaboratif çalışma imkanı sunuyor mu? Farklı kullanıcıların ortak çalışabileceği bir ortam yaratıyor mu? Kullanıcılar arası versiyon takibi yapabilir miyiz? Teşekkürler. Evet, yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim madem. Yani GitHub'da yaptığınızı varsayıyorum ya da işte Bitbucket nerede yapıyorsanız. Mesela Mine ile çalıştığım paper'da direkt zaten Markdown'ı edit etmişiz orada. Bakayım herhangi bir Markdown. Yapabilirsiniz. Kısacası burada hemen örnek bulamadım da. Ama commit'lerde vardır mutlaka bir Rmark'tan change etmişizdir. Teşekkürler. Bir yorum gelmiş. Müthiş bir dosya olmuş hocam. Çok güzel katkı sağladı. Çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Tek başına bir şey başarılmıyor. Sevgiler. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Birkaç kişi şeyi sormuş. Dosyaları bizimle paylaşacak mısınız? Geç katılmışlar sanırım. Video kaydını YouTube'da paylaşacağız. YouTube'da yorum kısmına da ekleyeceğiz biz bu dosyaları. Mine hocamdan aldığımız dosyaları. Şimdi bir soru daha iletiyorum. Merhabalar, benim bir sorum olacaktı. Mine hocam, Rmark'tan da bilmemiz gereken en önemli şeyin ne olduğunu bize söyleyebilir mi acaba? Ayrıca şu zamana kadar izlediğim en iyi ve akıcı sunumlardan birisiydi diyebilirim. Böyle güzel bir topluluğun içinde yer almaktan tekrardan mutluluk duyduğumu hatırlamış oldum. Elinize, emeğinize sağlık, çok teşekkürler. Öncelikle iki şey deneyeyim. Bir, sunumu beğendikleri için teşekkür ederim. Bence Arlady's'de, Rmark'tan sorusuna döneceğim. Aslında burada gelen kadınların hepsinin iyi bir sunum yapabileceğine inanıyorum. Keşke cesareti bulup kendileri de yapsalar. Eğer böyle bir şey isterlerse, Mine hocam ben sunum yapacağım, bana yardımcı olur musun derse, Rladies'de bu kişi, onlara gerçekten yardım edebilir mi? Umarım Rladies'de sadece böyle doktorası olan hocaları değil, sadece bir yıldır R kullanan kadınları da görebiliriz. Onun için sunum yapacak olursanız bana yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım vaktim olursa. Bu birincisi. İkincisi, Rmark'tan da bilmeniz gereken en önemli şey sanırım yani sürekli net etmeniz. Yani tabii ki de bir kod yazdıktan sonra net etmeyin ama Rmark'tan da çalışmanın en kötü yanı bütün her şey baştan sona proses edildiği için hataya verdiğinde tabii ki de hani orada güzel bir hata vermiştim. Hemen kolayca bulabilmiştik. Ama gerçek hayatta o kadar kolay bulunmayabiliyor. Onun için Rmark'tan da çalışırken böyle birkaç şey yaptıktan sonra hemen net edin ki hani hata olmadığından emin olun ve devam edin. O en önemlisi. Ve aslında birçok şey var Rmark'tan'la ilgili. Dediğim gibi düşünün, benim yaptığım sunum rengarenk, orada bir sağda bir şey var, solda bir şeyler var. Bunları yapmak aslında biraz daha zaman alacak ve aslında şöyle bir mentaliteyle başlamayın Rmark'tan. Ben çok güzel görünümlü şeyler yapacağım gibi. Tabii ki de hani hedefiniz o olsun, hedefinizi tutmayın ama buna ulaşmak olmasın hedefiniz. Önce hani arı Markdown'ı halledin, sonra renkler gelsin. Ve yapabilirsiniz yani, kesinlikle yapabilirsiniz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ödev verdim. Rmark'tan yazın ve yayınlayın, bir şeyler yapın. Eğer yayınlarsanız, bana tweet atarsanız ben bunları yaygınlaştırmak isterim ve görmek isterim yani neler yapılıyor Türkçe diye. Haberim olmasını isterim. Eğer sizin için sorun değilse paylaşırsanız çok sevinirim. Başka soru var mı Mine hocam? Zannedersem yok. Soru var. Devam edebilir miyim? Tabii. R Notebook'un nasıl avantajları var? R Notebook kullanmıyorum açıkçası ben. Onun için bu soruya çok yanıt veremeyeceğim.
Peki, diğer soruya geçiyorum. Öncelikle izlediğim en güzel sunumlardan biriydi. Teşekkürler hocam. Ari ile daha önce Twitter'da tweetler üzerinden çalışma yapmıştım. Armagdon ile de Twitter'da paylaşılan fotoğraflar hakkında da bir analizin yapılması mümkün olabilir mi? Bununla alakalı bir kütüphane mevcut mu? Bir bilginiz var mı? Şimdi Armagdon'la ilgili bir şey, ya Armagdon bize analiz kısmında bir şey sunmuyor aslında. Armagdon sadece bize sunum, dosya, R'da yapabiliyorsanız bir şeyi onu Armagdon'da da yapabilirsiniz. Çünkü sadece Armagdon, R ve Markdown'dan oluşan dosya. R'da yapılıyorsa böyle bir şey, Markdown'da nasıl yapılmasın? Ama image'lere ilgili, image analizleriyle ilgili herhangi bir paket biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim. Diğer soruya geçiyorum. Bazen Armagdon'da çalışırken istediğimiz yazıları istediğimiz grafiklerin altına yerleştiremiyoruz. Çankaralarına yazdığımız halde Neat'te grafiğin üstünde veya başka bir sayfada çıkıyorlar. Bu tarz sorunları nasıl çözebiliriz? Şöyle, başka bir sayfada çıkıyorsa şöyle bir şey olabilir. Bir grafik kod bloğu var ya, kod bloğu ile yazınız arasında boşluk bırakın. Mesela kod bloğu bittiği anda griden sonra hemen bir satır bırakmadan yazıya başlıyorsanız onu gidip kodun yanına koyabilir. Evet, doğru bir, yani gerçekten oluyor bu. Bu birincisi. İkinci bir hata aslında Armark'tan böyle yazıların istemediğiniz şekilde satırı da boşluk bırakıyorsunuz. Mesela ne yazdım? Mine yazdım, sonra geçiyorum Betül yazacağım. Mine yazdıktan sonra satırı boşluk bırakmak için iki tane space en az bırakmanız gerekiyor Mine'den sonra. O böyle Mine ile Betül'ü yan yana koyar. O büyük bir hata oluyor. Başka bir hata, başka sayfaya geçiyorsa ya da sayfada görünmüyorsa bu, yani sunumdan bahsediyorlar sanırım. Mesela bazen sunumların altında hani yetmiyor olan ondan olabiliyor. Yani kodu görmeden bunu söylemem zor ama benim yaşadıklarım bunlar bazıları. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Farklı dilleri Julia, Python aynı Armagdon dosyasında kullanmak mümkün mü? Python evet. Julia'dan emin değilim. Peki. Teşekkürler. Birkaç yorum var. Çok verimli bir sunumdu. Birçok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Diğer bir yorum. Sunum için çok teşekkürler. Çok faydalıydı. Teşekkürler tekrar. Bir soru var. Sunum için çok teşekkür ederiz hocam. Caringham paketi üzerinden HTML olarak sunum hazırladığımızda plotları çizdirirken mevcut dosyayı PDF'e çevirdiğimizde plotları göstermiyor, hata veriyor. Sadece plotların boyutunu küçülterek sorunu çözebildim. Başka bir çözüm yolu var mıdır? Şimdi aslında bilemiyorum çünkü Sharingan yaptığı şey aslında Remark.js, yani JavaScript şeyini kullanıyor. Remark.js kullanıyor. Yani PDF'le çalışmak gerçekten çok büyük bir dert. Çünkü PDF'le çevirirken daha çok LaTeX destek aldığı için genelde Armagdon'la, LaTeX de bence en kötü markup language ama işte hepimizin kullanması gerektiği için. Acaba çok yardımcı olamayacağım ama neden olabilir? Şöyle bir şey, GitHub kullanıyorlarsa şöyle bir şey yapabilirler. Bunu GitHub'da Sharingan Package'inde issue olarak açabilirler. Eğer bilmiyorlarsa bana tweet atarlarsa ben onların adına yardımcı olabilirim, nasıl issue açılır gibisinden o şekilde hallederim ama benim bildiğim bir şey değil. Çok teşekkür ederiz. Başka bir soru yoksa konuşmacımıza davetimize iştirak ettiği için teşekkür ediyoruz. Siz katılımcılara da katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Webinar serimiz bu şekilde devam ediyor. Betül, kapatmak ister misin? Evet, birkaç cümlem benim de olacak. Tekrar teşekkür ederiz Mine Hocam. Çok güzeldi sunum. Eminim birkaç kere üstünden geçtikleri zaman onlar da wow, ne kadar güzel şeyler öğrenmişiz diyeceklerdir ve oturup bilgisayarların başına bir şeyler yazmak için bir heves gelecektir mutlaka. Çok akıcı bir konuşmaydı, çok güzel bir konuşmaydı. İlerleyen zamanlarda Twitter paketi ve Tidy Models gelecek. İlerleyen günlerde SQL bilgisi gelecek. R ve SQL, R ve Twitter, Twitter'dan veri çekme ile ilgili öğrenci arkadaşların sunacağı sunumlar olacak. O yüzden hani hiç bilmeyenler kendinizi lütfen kötü hissetmeyin. Sizden sadece bir yıl, iki yıl öncesine kadar bilen öğrenciler bu işi kafaya koyduktan sonra yapılmamalarının önünde hiçbir engel olmadığını gördüler ve buraya sunucu olarak katılacaklar. Siz de onları görünce
daha bir hevesleneceksiniz, daha bir yapabilirim diyeceksinizdir, emin olun. Sadece biraz oturup başına kod yazmanız lazım. Yani vakit geçirmeniz lazım. Bilgisayarınız sizin oyuncak ayınız gibi bir şey olmalı. Yani ne kadar severseniz, ne kadar üstünde zaman harcarsanız o kadar kolay algılarsınız. İlerleyen günleri o yüzden çok duyurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ilk üç, yani bundan sonraki üç konuşmamız hatta net bile. Daha sonra duygu analizi gelecek mesela. Duygu analizi yapan bir arkadaşımız gelecek. Yani Mine Hoca'nın dediği gibi derya, deniz bitmiyor. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Yeni bir şeyler yapılıyor. O yüzden siz de konuşmacı olmak istiyorsunuz veya ilgilendiğiniz başka bir alan varsa, başka paketler üzerinde uzmanlaştıysanız lütfen bizle iletişime geçin ve bunu herkese duyuralım. Çünkü bunun amacı bu zaten. Herkesi kullanıcı olarak almak, genişletmek global ekibi. Özellikle de Türkiye'de bunu yapabiliyorsak en iyi, yani ilk baştaki hedefimize ulaşmış oluruz ya da ulaşmaya yardımcı olur. Betül, yani ben de bir şey ekleyebilir miyim? Tabii lütfen çekinmeyin, bize yazın. Ben kendimden örnek vermiş olayım. Yani şu an ara yeni başlayanlar da belki benden motivasyon alırlar. Ben bir yıldır AR kullanıyorum ve bir yıl içerisinde AR eğitimi verecek seviyeye geldim. Hiçbir şey imkansız değil. Sadece üstüne birazcık uğraşmak gerekiyor. O yüzden sizler de sorularınız olduğu zaman, yani AR'da yapamadığınız bir şey gerçekten Google'layınca çok rahat bulabiliyorsunuz. Kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Bizler de size etkinliklerle yardım etmeye çalışıyoruz. Her zaman konuşmacılarımız da sağ olsunlar yardım etmeye hazırlar. Biz de hazırız. Bu AR öğrenme sürecinde sizlere yardım etmeyi çok isteriz. Umarım sizler de bizim gibi sever ve bu yolda ilerlersiniz. Evet, sanırım bitirebiliriz. Mine Hocam, sizi gördüğümüzde çok sevindik. Umarım ilerleyen günlerde belki başka bir şey üzerine eğitimle Türkiye'de de görüşürüz. Görüşmek isteriz yani sizinle tekrar. Teşekkür ederim herkese. Teşekkür ederiz herkese.